Sayın Atatürk YouTube kanalımızın izleyenleri, Türkmenistan gündemi haber bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizdeki haber başlıkları, Koreli şirketler Türkmenistan'daki altyapı projelerine katılmakla ilgilendiğini açıkladı. Kazakistan ile Türkmenistan stratejik ortaklığı güçlendirmeyi hedefliyor. Son haberimiz, Türk Hava Yolları Türkmenistan'a yönelik uçuş sayısını arttırdı. İlk haberimiz, Koreli şirketler Türkmenistan'daki altyapı projelerine katılmaya ilgi gösterdiklerini açıkladı. Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Türkmenistan İnşaat ve Sanayi'den sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayimrat Anamemedov ile bir araya geldi. Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantı Daewoo Engineering Construction şirketinin Aşgabat Şubesi'nin açılış yerinde gerçekleşti. Toplantıda Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Anamemedov, Koreli şirketlerin Türkmen ekonomisinin kalkınmasına yaptığı katkıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güney Kore özellikle kalkınış sahasında kükürt giderme kompleksinin inşası ve Gyanlı gaz kimya tesisi gibi projelerin uygulanmasında yer aldı. Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Anamemedov, enerji ve altyapı alanında Kore ile Türkmenistan arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönündeki umudunu dile getirdi. Buna karşılık Koreli Bakan Türkmenistan'a aktif işbirliği çağrısında bulundu ve Koreli şirketlerin gübre tesislerinin inşası, doğalgaz sıvılaştırma tesislerinin oluşturulması ve kükürt giderme tesislerinin inşası gibi projelere katılma konusunda ilgisini kaydetti. Ayrıca Güney Kore Dışişleri Bakanı, ülkesinin 2030'da Busan'da dünya fuarına ev sahipliği yapma çabasından bahsetti. Güney Kore Dışişleri Bakanı, Aşgabat temasları kapsamında Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler sonunda Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Busan Ulusal Üniversitesi Kore Tıbbi Okulu ve Kore Cumhuriyeti Kore Tıbbını Geliştirme Ulusal Enstitüsü arasında mutabakat saptı. Türkmenistan hükümeti ile Kore Cumhuriyeti hükümeti arasında ticari ve ekonomik işbirliğine ilişkin anlaşma ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında 2024-2025 yılları için işbirliği programı imzalandı. Ayrıca Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Aşgabat temasları kapsamında Orta Asya Kore Cumhuriyeti İşbirliği Forumu'nun 16. toplantısına katıldı. Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşit Meredov'un ev sahipliği yaptığı toplantıya Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurdilev, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Canbek Kulubayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Nuriceddin Muhreddin ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov katıldı. Sıradaki haberimiz Kazakistan ile Türkmenistan stratejik ortaklığı güçlendirmeyi hedefliyor. Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Reşit Meredov'un daveti üzerine Aşgabat'a resmi bir ziyarette bulundu. Kazakistan ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı arasındaki görüşmelerde siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani işbirliği gibi öncelikli alanlarda ikili işbirliğinin güncel yönleri ele alındı. Stratejik ortaklığın dostluk, kardeşlik, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ruhuyla daha da derinleştirilmesine yönelik karşılıklı kararlar vurgulandı. Buna karşılık Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşit Meredov, bugün iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir seviyeye ulaştığını ve stratejik ortaklık niteliğini kazandığını belirtti. Taraflar ticaret cirosunu arttırmak ve Kazakistan ile Türkmenistan arasında tedarik edilen mal yelpazesini genişletmek için çalışma grubunun faaliyetlerini yoğunlaştırmak ve ayrıca Türkmen-Kazak İş Konseyi'ni düzenlemek de dahil olmak üzere ticaret hacimlerinde büyümeyi sağlamak için koordinel önlemler alma konusunda anlaştılar. Bölgesel işbirliğinin daha da genişletilmesi, Hazar Denizi ve Uluslararası Aral Denizi'ni kurtarma fonu çerçevesinde yakın işbirliği konularında işbirliği hususlarına özel önem verildi. Görüşmeler sonucunda Kazakistan ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlıkları arasında 2024-2026 yılları için işbirliği programı imzalandı. Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı resmi ziyaret kapsamında Türkmenistan bağımsızlık anıtına çelenk koyma törenini düzenledi. Son haberimiz Türk Hava Yolları Türkmenistan'a yönelik uçuş sayısını arttırdı. Türk Hava Yolları 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren İstanbul ile Aşgabat arasındaki uçuş sıklığını haftada 9'a çıkaracak. Türk basında yer alan habere göre Türk Hava Yolları pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri bir kez Türkmenistan'a uçacak. Uçaklar aynı gün Türkiye'ye geri dönecek. Türk Hava Yolları çarşamba ve cuma günleri ise haftada 2 kez uçuş sağlayacak. Kış tarifesine geçiş nedeniyle uçuşların kalkış saatte değiştirildi ve uçak bileti ücretleri kalkış gününe ve diğer faktörlere bağlı olarak değişmekte. Sayın Atatürk YouTube kanalımızın izleyenleri Türkmenistan ile ilgili Türkçe haberlerimizi atatürktürkmenistan.com haber sitemizden takip edebilirsiniz.